işaret olarak geliyor. Sen taktın bunu şimdi. Ağabeyde geçen sene şimdi hiç çaymazsa tebessüm etti. Evet, Çangalı vurdu Ali'ye. Tabii normal süren ilerledi iç kaslakta. Baskısını arttırdı Hamza Kösoğlu. Tablo şu, Hamza çok hazır, çok hareketli, çok istekli bugün. Geçen sene İtiz Çaymaz'la nefesleri tutmuştuk. Fatih Atlı sakatlandı ve sonrada da Kırkpınar'da Fatih Atlısız 655. Kırkpınar maalesef böyle geçmişti. Yasin de oradan yola çıkıyor. Evet hocam. Çok istekli Hamza Kösoğlu bastırıyor Ali'yi. Şu an tabii yavaş yavaş diğer güreşe bir göz atalım. Yaydırıyor şu an Ali Gürbüz'ü. Hamza Kösoğlu güreşi nasıl buluyor İdris Çaymaz eski bir pehlivan olarak? Valla bugün şimdi daha iyi güreşleri yeni seyretmeye başladım ama hepsini tebrik ediyorum. Demin dediğim gibi yani hani ben duruyordum sağda solda baş pehlivanlarımız güreş yapıyor. Onları alınlarından öpüyorum. Kıyasıya güreş yapıyorlar. Çok tebrik ediyorum. Evet, Ali'yi nasıl buldun? Uzun zamandır yoktu. Ali'yi çok iyi buldum. Hiç beklemiyordum bu şekilde. Muhteşem performansı var. Kırkpınar'a hazır. Kırkpınar'a hazır. Hazır. Bu arada şu ana kadar yapılan her boyda final yapan bir Muratpaşa Belediyesi var Akgözü Akbalık Er Meydanı'nda. Ümit Uysal zannediyorum hatalardan ders almış ustalar, pehlivanlar ve Kırkpınar'a hazır bir şekildeler. Ancak Ali burada Hamza'ya karşı bir taktik kullanıyor olabilir. Hamza evet, enerji evet. Rezervlerini biraz erken harcıyor. Ali pozisyon vermek istemiyor burada. Evet ama hatalı dönüşler yapıyor Ali. Acemice dönüşler yapıyor. Evet. Devam diyor. Evet. Şimdi Yasin Sayın Ağam şu dönüşte şimdi gökyüzünü gördüğü zaman göbek şeklinde ama değil mi? Yani bunu hatalı riskli bir dönüş yapmadı mı? Çok riskli dönüş yaptı. Her an gidebilirdi. Evet. Yani 5 santim daha olmuş olsa bence yeniş olabilirdi. Ali biraz riskli bir dönüş yaptı. Hocam az önce ben karışık derken bundan bahsediyorum. Hamza'nın ne yapacağı hiç belli olmuyor. O yüzden hani güreşirken çok dikkat etmek gerekiyor. Tamam hani sakatlıklar denk geldi bir dakika, ama. Bir dakika kuleden bir açıklama var. Bir karar var. Evet tekrar bir varsa. Bir tekrar kule ne açıklıyor? Kuleye bakabilir miyiz arkadaşlar? Kuleyi bir gösterelim. Evet bu pozisyon bu açıdan çok net. Evet hocam. Evet şu an slow motion'da bu sistemde görüyoruz. Evet şu anda çabuk döndü ama Hamza'nın orada hemen itirazı var. Yalnız meydan hakemi çok hakim olaya Kadir Gül devam işareti verdi. Sizce? Bence de devam. Evet şu anda evet çabuk attı sol kalçası üzerine Ali Gürbüz kendisini. Evet tekrar ekrana geliyor. İşte yayın yapıyorsak böyle bir şey yapmamız lazım. Hakem kendinden son derece emin. İki hakem yönetiyor. Bakalım kule ne diyecek? Merakla bekleniyor. Normal sürenin henüz başındayız. Yani hocam siz de az önce belirtmiştiniz. Evet. Ali Gürbüz gibi. Monitörde de bakılıyor. Yasin sözünü kestim. Evet. Tekrar ekrana geliyor orada da. Güzel bir video gol hazırlatmış sevgili İdris Çaymaz. Hakikaten sağ olsun sevgili ağam. Bilal Acar gibi, Orhan Narin gibi, Orbay Tuna gibi. Senarlar Ali Gürbüz boyunduruk da diğer tarafta da bir kolunu kurtarmaya çalışıyor kasnakta Hamza Kösoğlu. Ali'nin arayışları var. Evet Ali biraz Ali'liğini göstermesi lazım. Ali artık bekleniyor Ali. Peki şimdi bir daha ödülleri hatırlatalım sizin ağzınızdan. Baş pehlivana 24 ayar 200 gram altın. 47 bin lira değerinde. Evet. Baş altına. Baş altına altın kemer. Baş altına büyük orta 5 bin lira birinci. 5 bin lira büyük ortaya 5 bin lira bu yıl. Evet. Dereceye giren pehlivanlara birinciye 8 çeyrek altın, ikinciye 5 çeyrek altın, üçüncü, dördüncüye de 4'er çeyrek altın. Evet. Çeşitli hediyelerde verildi. Verilmeye devam ediyor. Veren
Murat bir şeyler yapmaya çalışıyor ama siz Ağlı yıllar evvelki noktada tekrar hatırlattınız. Bu teşviklerle yağlı güreş ayakta duracak. Zaten öyle olmasa bu saatte bu güreşler çoktan bitmişti. Çoktan. Evet. Yani, bak bunun altını çizmek lazım. Aynen öyle. Bugün iki tane değerli kardeşim Adem Altun, Hamit Altun tevdi ettiniz bu görevi. Başarıyla hayata geçirdiler. Onlara, zannediyorum. Onlara dedim ki evet. Dedim güreş yapmayacaksınız dedim. Bugün gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaksınız. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceksiniz dedim. Ettiler mi? Etmediler. Akşam saat 4'e kadar evet. Herkesi yedirdiler, içirdiler, yatırdılar. Öyle tahmin ediyorum. Memnun kalmayan da Fethullah kardeşlerimiz olmamıştır. Duymadım çünkü. Evet. Şimdi her iki açıdan Yasin biraz Feridun girsin güreşe. Feridun'a bir bakalım. Evet, Ali bastırıyor. Gerçekten çok sıkı bir güreş oluyor. Paçayı arıyor Ali. Burada Hamza'yı çıkartmak istiyor bu dakikalarda. Ali temposunu arttırdı. Paça kaslakta. Israrlı Ali. Hamza da bırakmıyor. Hamza da bırakmak istemiyor ama Ali orada kapanı iyice kurmaya çalışıyor. Tabii şimdi çökmeye başladı yavaş yavaş. Çift sarmadı. Sarmayı vurdu. Belki Kündeci Ali, Hamza'nın da künde özelliği var. Kündeci Hamza Köseoğlu karşısında. Güzel bir güreşe dönüştü. Yasin. Evet hocam, Ali Gürbüz aslında orada herhangi bir başka bir baş pehlivan olsaydı orada direkt sonuca gidebilirdi. Hamza Köseoğlu'nun vücudu o kadar esnek ki Ali Gürbüz'ün sonuca gitmesini engelledi o pozisyonda. Ve şu anda da Ali Gürbüz baskısını iyice hissettiriyor Hamza Köseoğlu'na. Yalnız Sayın Çelik, Ali Gürbüz bayağı aradan sonra iyi güreşler yapmaya başladı. İşte insanların, seyircilerin özlediği güreşler de bunlar, hareketli olması. Ha şimdi pehlivan kendine değer verildiğine bakıyor. Biraz evet. Daha evet şu anda her ikisi de yenişi arıyor. Boyundurukla birlikte açmaya çalıştı Ali Gürbüz ama çok çabuk kontrayla cevap verdi. Hamza çok istekli. Evet. Hamza çok istekli. Yan başları görmeye başladık. Yavaş yavaş onun habercisi. Ali Gürbüz boyunlar, dizinde bir sıkıntı olabilir hocam şu an. Evet. Şu anda yaydırıyor Ali Gürbüz'ü Hamza Köseoğlu. Daha atak bir pozisyonda İdris Aymaz. Yani Hamza Köseoğlu daha oyuna girip çıkan. Bir keçi dikmesi arıyor ama yapabilecek mi? Yani. Yasin. Biz de burada heyecanlanıyoruz. Hocam Hamza Köseoğlu, Ali Gürbüz aslında yanlış. Evet. Oo, müthiş hocam, tamamladı. Müthiş. Gerçekten. Keçi dikmesini tamamladı. Sayın Çelik. Evet. İdris Ağam bir eski pehlivan olarak vallahi, Hamza Köseoğlu'nu çok tebrik ediyorum. Evet. Güreş bunlar. Evet. Şimdi görüyorsunuz çok kaliteli bir keçi dikmesi seyrettik değerli evet. Güreşseverler. Tekrar ekranlarınıza geliyor. Tekrar ekranlarınıza geliyor. Evet. Finalin adı Yörükoğlu Yörük. Rahmetli Süleyman Yeşil'in mahkumu Mehmet Yeşil bir kez daha Süleyman Bey'e Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Finalde Mehmet Yeşil'in rakibi Dadaş Hamza Köseoğlu oldu ve muhteşem finaller herkesi